Oo. Hoş geldin Recep. Hoş bulduk. Recep, bugün bir adam geldi, seni sordu. Nasıl bir adam? Ne bileyim, böyle normal bir adam. Geldi sordu, kim olduğunu söylemedi. Hastaneden geldim o anlar dedi. Geçen gün de biz cenazeye giderken gelmiş, kapıda sormuş seni. Mehmet Efendi söyledi de ben unuttum sana demeyi. Anladım. İyi, sen geç eve de ben geleceğim, hadi. Hadi beraber çıkalım. Geç gülüm, geç, sen geleceğim dedim. Bir kez dediğimi yap, şöyle bir öteleme ya. Gel öpeyim. Hadi görüşürüz. Bütün malzemeyi ben getireceğim. Şadiye de geliyor yarın sabah. Pastaları yapacağız, götüreceğiz okula. Galina'nın da gönlünü alacak işte. Da şey lazımmış ya, kek kalıbı. Bizde olacak da onlardan. Bir de şey, bu ufak şekerler var ya pastanın içine konan. Onlardan lazım. Yani ben anlamadım. Neden Şadiye gelip bu mutfağa pasta için? Ben her şey yapabilirim, zor değil. Ya tamam güzelim, sen yaparsın da işte bilmiyormuş gibi yapacaksın. O gelecek, yardım edecek falan filan. Heveslenecek hayata karşı, mevzu. Bana bak Ali, sen neden o kıza o kadar kafa takıyorsun? Ne takması kızım, neden bahsediyorsun sen ya? Neden bahsediyorsun ya? Kız onca acılar çekmiş, ölümlerden dönmüş, kocasını gömmüş, ablası desen zaten ayrı dertli. Ben iyilik olsun diye yapıyorum yani, insaniyet namına. Kardeşimiz o bizim. Ya Ali, sen aşık oluyorsun. Ben salakim. Görmüyorum, anlamıyorum. Ne oldu lan? Kim kime aşık oluyor gene? Ya bizim Ali Şadiye aşık oluyor. Ne? Beni mutfağa getiriyor. Pasta için, Galina için. Bana bak Ali, bana bak. Bana bak, öldüreceğim seni. Vallahi öldüreceğim. Defol git ama hemen. Abi vallahi hiç alakası yok yani. Tamamen kadınca manyakça hislerinden yapıyor yani. Ya sus ya artık, defol git. Benden başka bu mutfağa kimse giremez. Alakası yok yani abi. Hormon, bunların hepsi hormon yani. Kız. Tamam, sakin ol ya. Tatiana. Öyle bir şey yoktur. Şadiye bizim kardeşimiz. Ağlama sen de. Efendim Sami. Merak etmiyor musun hiç Fırat'ı? Ben kendime yasakladım öyle şeyleri. Öyle mi? Yani merak ediyorsan söyleyeyim. Seninki kafayı sıyırmış. Yurt dışına falan gideceğim diyor. Nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşasın. Neyse, ben seni onun için aramadım. Ya Narin, şu bizim Ali'yi İrna'dan boşamamız gerekiyor. Ondan sonra da Tatyana ile evlendireceğiz yani artık. Herkes yerini, yurdunu, yuvasını, ocağını bilsin diyorum. Yani tohuma kaçacak çocuk neredeyse. Tamam, tamam, hallederiz. Gönder bir ara bakarım, tamam mı? İyi, tamam. Kolay gelsin, eyvallah. Sermet abim ya, abilerin abisi ya. Abi Allah razı olsun ya. Vallahi senin sayende rüyamda göremeyeceğim işe girdim. Girdim abi, merkezdeyim artık. İyi tamam işte, akıllı ol bundan sonra öyle. Kaşını gözünü oynatma. İşine gücüne sahip çık, ekmeğinin peşinde ol. Bak vallahi Allah yarattı demem, alırım ayağımın altına. Tamam abi, haşa, bundan sonra hata falan yok. Gör bak Rıfat kardeşin, senin yüzünü kara çıkarmayacağım abi. Söz veriyorum. Vallahi bak. İyi, ilk maaşında da bir tatlı alırsın artık. Eyvallah. Abi. Metin aradı. O Fırat abi takipteydi. Fırat abi bir diskoya girememiş. Kapıda kavga mavga çıkmış, dövüşmüş bunlar. Tutamıyorum diyor. Zaten nasıl tutsun ki adamı? Ali abi, ben de geleyim mi? Ya bir otur ya, bir otur lütfen. Hadi çıkmıyor musun daha? Çıkıyorum, toparlanıyorum. Gel ya, otursana biraz. Fırat gidiyormuş. Biliyorum, Sermet söyledi. Görüyorsun değil mi? Pamuk ipliğine bağlıymış her şey. En ufak bir esinti bile kopartabiliyor Fırat'ı. Vallahi ben buradan bakınca resmi hiç öyle görmüyorum oysa ki. Nasıl görüyorsun? Ben böyle adam gibi bir adam görüyorum. Hatta haddinden fazla namuslu bir adam görüyorum. Bir hata yaptığını sanıp hatasının arkasında duran, yüreğine taş basıp çocuğuna hayat tutabilmek için her şeye boyun eğen çok vicdanlı bir adam görüyorum. Ha tabii, ama sen her zamanki gibi haklısındır Narin ya. Ha? Mağdur ve haklı. Ne yap? Sil üstünü, çiz, at, gitsin, bitsin işte, o kadar.
Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Ben genel resme bakıyorum Nari. Onca yılın aşkı var, hasreti var. Bir tarafta da namuslu, onurlu, vicdanlı adam gibi bir adam var. Bak misal Sermet'in bir yerden çıksa, bir çocuğu gelse, o da çocuğunu kurtarmak için... Ne yapardın? Anlamadım, ne yapardın? Ne yapacağım ya? Bana ne? Ben ne yapacağım yani? Adamın çoluğundan, çocuğundan bana ne? Ne alakası var? Hayır, sen açtın konuyu da o bakımdan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.